Değerli dostlarımız, Kur'an günlüğündeki beraberliğimize devam ediyoruz. Bu akşam bu programımızda 28. cüzde yer alan Tegabün suresinin 15. ayet-i kerimesi üzerinde duruyorduk. Malların ve çocukların birer imtihan mevzu olması ana esas konumuz. Az önce reklam arasından evvel de Ali Çetinkaya hocamız şunları söylemiş idi. Bir malı kazanma, mala ulaşma sürecinde imtihan halindeyiz. Bir de mal bize ulaştıktan sonra bunu ne yapacağız? Bir de o ayrı bir imtihan konusu. Şimdi Seyfettin hocamızın yorumlarını alacaktık. Hocam, malın imtihan olmasından siz ne anlıyorsunuz? Şöyle bir hadis hatırladım. Her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır. Hatırladınız Evet, mı? evet hatırlıyorum. Hatırladınız. Dolayısıyla yani işte burada fitneyi imtihan, burada da zaten fitne geçiyor. Evet. İnne ma emvalüküm ve evladüküm fitne diye geçiyor. Fitne imtihan diye tercüme ediliyor. Yani demek ki aslında her şey imtihan mevzudur ama özellikle mal meselesi, özellikle şu ahir zamanda insanların gittikçe dünya hırslarının arttığı bir zamanda zannediyorum gerçekten mal meselesi, malla imtihan önemli bir imtihan şeklidir. Burada tabii Kur'an'da yine çok hatırlatılan bir şey var. Her şey Allah'ındır. Yani bütün göklerin ve yerin saltanatı, mülkü Allah'ındır. Mesela sadece Fetih suresinde iki defa geçiyor. Velillahi mülkü semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Yani her ne kadar burada mülk idare olarak geçiyor. Yani hakimiyet, mülk, Evet. mektebi mülkiye. Evet. İdareci yetiştiren mektep oradan geliyor. Ama yani idare eden de edilen de yani her şey onundur. Dolayısıyla bir defa yani bizim bakışımız, dünyaya bakışımız, sahip olduklarımızı yorumlamamız, çocuklarımız da öyle yani onlara sahip çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız? Ne kadar sahip çıkacağız? Yani asıl sahiplerinin Allah olduğunu unutarak mı bakacağız yoksa efendim unutmadan mı bakacağız? Burada iki şey var. Bir, ben bu son yıllarda onu böyle formülize ettim ama eksiği varsa Ali abi söylesin. Yani bir Karunca bakış, bir Kur'anca bakış. Yani mala, mülke ve dünyaya Kur'anca bakış da Süleymanca bakış üzerinden veriliyor bize. Çünkü ikisi de Karun'da, Süleyman Aleyhisselam'da mal mülk sahibi, yani saltanat sahibi bu dünyada. İki örnek olarak Kur'an'da yer alıyor. Dolayısıyla Karun'un bakışı ben kazandım diyor, benim diyor. Yani sahipleniyor. Evet. Sahipleniyor. İnnemâ utîtu alâ ilm okuyor. Yani kendisine Allah'ın verdiğini de inkar etmiyor. Verildi bana ama diyor, benim ilmimden dolayı verildi diyor. Yani ben zeki birisiyim diyor. Bir anlamda Cenab-ı Hak mecbur gibi. Ha, bende bu ilim, bu zeka, bu feraset, bu kabiliyet olduktan sonra herhalde Allah verecek. Yani ben kazandım diyor. Bana verildi diyor ama verilmesinin nedeni, öznesi kendini görüyor. Evet. Yani Allah'ın lütfu olarak görmüyor. Halbuki Süleyman Aleyhisselam'a da verilmiş. Hatta Süleyman Aleyhisselam'a verilen saltanat yer yer Karun saltanatından da daha büyük bir saltanat. Çünkü manevi boyutu da var. Peygamberlik boyutu var işte. Cinlere hükmediyor. Rüzgar emrinde rüzgara hükmediyor. Ordusuyla 1 2 aylık bir mesafeyi bir günde gidip geliyor. Böyle bir saltanat ki yine Evet. Kur'an'ın tabiriyle hiç kimseye verilmeyen bir saltanat. Zaten öyle istemiş Hazreti Süleyman Aleyhisselam, dua etmiş. Kimseye vermediğim bir saltanat bana verdi. Allah da bu duasını kabul etmiş. Ama bütün bunları şöyle yorumluyor. Kale hazâ min fadli Rabbi diyor. Yani bu ifadeyi Risale-i Nur'da da çok geçer. Elhamdülillah hazâ min fadli Rabbi şeklinde. Bunu ezberleyip her vesileyle söylesek güzel olur yani müminlik vasfıdır. Yani manası bütün bunlar bana Rabbimin fazlıdır. Fazıl yani fazıl
Fazıl demek Allah'ın fazladan verdiği, hiç hak etmediğim halde. Evet. Yani ilmimden dolayı verildi demekle bunun farkını anlamak lazım. Hak etmediğim halde. Yani hak etmediğim halde Rabbim bana fazladan bunları verdi. Yani bizim Türkçe'de kullandığımız fazla kelimesi, fazıl kelimesiyle aynı kökten geliyor. Hani bir hakkını verirsiniz diyelim, yemek yersiniz, parasını ödersiniz kasaya, bir de garsona bahşiş verirsiniz. Yani vermek zorunda değilsiniz. Ama dolayısıyla böyle, yani her şey Allah'ın, mülk Allah'ın, kendi bedenimiz de dahil, bak bırakın çocuklarımızı, kendi bedenimiz de dahil fazıldır. Allah'ın fazlıdır, lütfudur yani. Dolayısıyla niye verdi? Hemen onu da söylüyor. İşin farkında yani. Kâle hâzâ min fadl rabbi liyebluveni diyor. Beni deniyor. Hepsi bu kadar yani. Niye bana verdi bu kadar şeyi? Beni bunlarla deniyor. Ha, vermeyeni vermemekle deniyor. Allah yani sonuçta her şey bu hayat imtihanının bir sorusu. Fakirlik de bir soru, zenginlik de bir soru. Efendim malda, mülkte bir soru. Makam mevkide bir soru. Yani bizim sorunun kendisi önemli değil. Şekli de önemli değil. Bize kazandıracak, ona vereceğimiz cevaptır. Doğru cevabı evet. Bulmaktır. Doğru yorumlamaktır. Yani karşılaştığımız olayları, yaşadığımız olayları doğru yorumlayarak kazanacağız hayat imtihanını. Yoksa onların bizatihi kendisi bize kazandırıp kaybettirmeyecek. Şimdi öyle diyor. Rabbimin fazlıdır. Beni deniyor. Eşkürü emekfur. Yani şükür mü yapacağım, küfür mü? Şükürle küfür birbirinin zıttıdır. Nankörlük anlamına geliyor küfür. Dolayısıyla böyle bakmak lazım. Yani malın öncelikle yani kazanırken, harcarken bir de kazandıktan sonra yani elimizdeyken onu Allah'ın emaneti, Allah'ın bizi onunla denediği bir vasıta, efendim muhakkaten geçici bir süre elimize verilmiş. Yani ona bakışımız bize ya kazandıracak ya kaybettirecek açısından bakmak lazım. Şimdi bizim zaman, yani bunlar tabii çok güzel açıklamalar oldu, Allah razı olsun. Bizim zamanımıza döndüğümüzde bu mal meselesiyle ilgili belli başlı, aslına bakarsanız öne çıkan problemlerimiz var gibi duruyor. İsterseniz bunlar üzerine biraz düşünmeye çalışalım. Mesela siz anlatırken, konuşurken benim zihnime şu takıldı. Aslında Müslüman memleketler malca fakir konumda değil gibi. Mesela bakarsak belli coğrafyalara, işte petrol, altın yatakları, hani bir zenginliği var veya su bulunmayan zamanlarda işte su sıkıntısı olmayan memleketleriz biz İslam toplumları. Ama belli başlı diğer bazı İslam ülkeleri, İslam toplumlarında da açlık var. Efendim işte dünyada sözü geçen şu anda İslam ülkeleri değil veyahut da işte propaganda araçlarını, dinin tebliğ araçlarını maddi imkanlar cihetiyle kullananlar maalesef Müslümanlar değil. Diğerleri sanki Müslümanlar üzerine biraz daha galip. Ama bir yandan bakarsak maddi olarak hani Allah vermemiş mi? Allah aslında Müslüman topraklara çokça bir şeyler de vermiş. Yani bir imkan var. Ama imkan acaba niye kullanılmıyor? Normalde elinde Kur'an-ı Kerim olan Müslümanlar, Müslüman toplumlar, bir yandan da hem Kur'an-ı Kerim var, onun yol göstericiliği var, işte mala karşı tavrımız ne olacak, bunlar bize emanet, verimli değerlendirmemiz lazım ki Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanalım. Böyle bir anlayış onun elinde var, Müslümanların elinde. Bir yanda imkan da var ama niye hala mağlup durumda gibi görünüyor Müslüman toplumlar? Yani Müslümanlar acaba malı kullanması konusunda problem mi var? Ne dersiniz efendim? Evvela yani Kur'an-ı Kerim'i güzelce anlama ve yaşama konusunda problemlerimiz olduğu açık. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'deki esaslara göre yaşamaktan uzaklaşmışız. Bu da bir manevi hastalık gibi bir şey. Yani nasıl ki Müslüman maddi olarak zaman zaman hasta oluyor ve Müslüman hasta olduğu zaman işte hatasından dolayı hasta olabilir veya imtihan sırrı gereği Allah hasta etmiş olabilir. Maddi hastalık Müslümana da bazen arız oluyor. Müslüman hasta olduğu zaman ya Müslüman hasta olmaz demiyoruz. O da hasta olabilir, insandır diyoruz. Mühim olan hastalığı nasıl okumak lazım? Hastalık esnasında da tedavi yollarını iyi bir şekilde aramak lazım.
Şimdi manevi yönden de hastalık halleri olabiliyor. Yani Müslümanlar her zaman böyle maddi yönden üstün, hakim durumda olmamış. Neden olmamış? Bunun hikmet cihetinden birini paylaşmak istiyorum. Bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak günleri insanlar arasında döndürdüğünü ifade ediyor. Günleri döndürüyor. Yani zaferi, üstünlüğü, maddi üstünlüğü bazen bir millete, bazen başka millete, bazen bir din mensubuna, İslam Müslümanlara, bazen de gayrimüslimlere veriyor. Bunun nedir hikmeti? Her biri bir imtihan mevzu. Yani galipken nasıl hareket edecek? Yani mal elindeyken, kuvvet elindeyken şımaracak mı? Tevazu sahibi mi olacak? O malın imtihan mevzu olduğunu bilecek mi, bilmeyecek mi? Fakirken nasıl hareket edecek? Yani fakirliğin sebeplerini doğru okuyacak mı? Fakirlik devam ettiği müddetçe isyan mı edecek, sabır mı edecek? Yani fakirlikten çıkış yolları ararken yine meşru, helal yollardan mı çıkış yolları arayacak yoksa harama girecek mi? Yani bunlara baktığımızda hikmet cihetinden imtihan mevzu, gündüz gece gibi. Ya nasıl ki yani şimdi aklıma geldi, İslam coğrafyası hep gündüz olmuyor. Değil mi? Türkiye, Arabistan, Suriye, Libya hep gündüz, gayrimüslim diyarlar hep gece olmuyor. Bizde gündüz de var, gece de var. Onlarda da gündüz, gece var. Yani Allah her birini imtihan mevzu yapmış. Biz eğer şu anda elimizde maddi imkanlar olduğu halde Müslümanlar olarak zayıfsak bunu inceleyeceğiz. Ne yaptık? Nerede hata yaptık? Evet. Bir cemiyetin biliyorsunuz düşmesi diyeyim, sıkıntıya düşmesi, öyle bir insanın sıkıntıya düşmesi gibi olmuyor. Biraz uzun sürüyor. 50 yıl, 100 yıl sürüyor. Bu dönem toparlanması da uzun sürüyor. Bu dönemi her fert olarak bakalım, ebedi ahiret hesabına iyi bir fırsata döndürebilir. Geri kaldığı dönemi iyi okur, doğru tahlil eder, nerede hata yaptığını iyi anlar, ona göre değerlendirir. Yani Müslümanlar bir kere Kur'an-ı Kerim'i güzel anlama ve yaşama konusunda zayıf düşmüşler. Zaten manen yani Kur'an-ı Kerim'e göre yaşama konusunda zayıf düşünce maddi zenginlik başa bela da oluyor. Yani manevi fakirlik varsa bir insanda, kalbi fakirlik varsa, ruhi hastalık varsa, yani Allah'ı unuttuğu için, ahireti unuttuğu için, onun maddi bakımdan zengin olması da başına bela oluyor, dert oluyor. Onun için Müslüman bugünkü halimize bakacak, biz mal konusunda ne yaptık, yani nerede hata yaptık, bunların üzerinde Kur'an-ı Kerim'e göre bir okuma yapacak, yorum yapacak. O zaman inşallah bu maddi sıkıntıların hepsi manevi kazanca dönüşür. Daha evvel bir vesileyle konuştuk. Âl-i İmrân suresinin galiba son sayfasında 195-196. ayet-i kerimesinde kafirlerin refah içinde diyar diyar gezmelerine imrenme. Evet. O az bir kazançtır. Sonu cehennemdir diyor. Son durakları cehennemdir. Yani Allah'ı tanımayanların dünyada elde ettikleri her şey aleyhine. Çünkü Allah'ı unutunca hiçbir soruya doğru cevap veremiyor insan. Allah'ı unutunca. Yani Allah'ı hatırlaması, malın gerçek sahibinin Allah olduğunu bilmesi lazım ki doğru cevap versin. Yani Müslümanların durumu bugün böyle. Yani bir 100 yıldır, 200 yıldır diyelim sanki kış mevsimindeyiz. Bir geceyi yaşıyoruz. Evet. Ama sabah yakın, sabaha doğru gidiyoruz. İnşallah. Bahara doğru gidiyoruz. Yani İnşallah. Gece hep devam etmiyor. Kış da hep devam etmiyor. Ama kışın ne yaptığımız mühim. Yani gece ne yaptığımız mühim. Geceyi de, kışı da çok hayırlı bir şekilde değerlendirmek mümkündür. Biz de şu anda manevi bir kış mevsiminde yaşıyor gibiyiz. Şimdi ilginç olan taraf şu, yani benim daha çok zihnimi kurcalayan. Mesela diyelim belli bir dönem olmuştur. O söylediğiniz kışla yazın yer değiştirmesi gibi Cenab-ı Hak Müslüman toplumlara vermemiştir. Hani işte bir maddi imkanı da vermemiştir. Onlar kullanamıyor değil, vermemiştir. Belki o zamanki imtihan daha farklı. Şu anda imkanlar verilmiş. Yani kullanırsanız imkanlar verilmiş. Ama o imkanları kullanamamak daha farklı bir imtihanı sanki beraberinde taşıyor. Bu ferdi olarak da bakarsak yine bizim zamanımızda işte anlatılanlara göre dedelerimizden, daha öncekilerden, son şöyle bir 100 yıl öncesine gitsek bir dönem
işte ehli din, diyanet insanların maddi imkanları da yoktu. Ama onlar o zaman sanki şimdiye göre biraz daha saf, samimi, halis bir şekilde kulluğa sarılmışlar. Şu anda bizim için de geçerli olanı ifade etmeye çalışıyorum. Genel manada toplumumuzun her kademesinde olduğu gibi dindar insanlar da ekonomik gelişmeye paralel olarak artık parayla, maddi imkanlarla tanıştılar. Bu maddi imkanlarla tanışmak, acaba tanışmadığımız önceki döneme göre daha zor bir imtihan getiriyor mu? Hocam ne dersiniz? Daha dikkatli olmaya gerektiriyor. Yani hani çünkü eskiden imkanımız olmayan, mesela eskiden işte şöyle bir dini bir program Kur'an etrafında konuşulacak. Şu anda biz burada konuşuyoruz. Bir imkanla bu oluyor ki uydudan, dünyanın her tarafından izleyicilerimiz bizi izliyor. Bu işin bir boyutu. Eskiden efendim biz işte bir sohbete gideceğiz. O sohbete gitmek için arabamız yok. Ama insanlar daha böyle büyük bir şevkle gitmek için evinden çıkıyor. Şimdi güzel arabamız var ama bu defa oraya çıkacak takati, şevki kendimizde bulamayabiliyoruz. Ne oldu da böyle oldu? Zannediyorum tespitim doğru yani değil mi? Yani tespitiniz doğru ama o kadar da karamsar olmaya gerek yok. Yani Müslümanlar imkanlarını iyi kullanıyorlar. İşte eskiden mesela bu kadar dindar, dini yayınlar yapan televizyonlar yoktu, basın yoktu, iletişim sahasında Müslümanlar hiç yoktu. Ama şimdi yani yeteri kadar olmasa bile bu yani kefeler aynı düzeye gelmemiş olsa bile pek gelişmeler oldu ama daha iyisi olabilir tabii yani Müslüman. Yani ne içindir zaten imkan, mal, mülk, para. Paranın ne yapabileceğini, ne yapamayacağını anlamak hayatın en büyük derslerinden birisidir. Yani para nedir, mal nedir? Bunların her zaman araç olduğunu, hiçbir zaman amaç olmaması gerektiğini unutmamak lazım. Neyin aracıdır? İşte hizmetin aracıdır. İyilik yapmanın, paylaşmanın aracıdır. Sevap kazanmanın aracıdır. Yani gerçek müminin gerçek malı sevaplarıdır. Ahiretin para birimi sevaptır. Dolayısıyla buradaki bütün paraları hani bir insan bir memleketten başka memlekete giderken diyelim ne yapar? Tüm şeyini oranın parasına çeviriyor. Evet. Değil mi? Yani Amerika'ya gidecekse dolar alıyor yanına. Arabistan'a gidecekse riyal alıyor. Şimdi hepimiz ahirete gideceğimize göre gitmeden buradaki bütün paralarımızı, malımızı ahiretin parasına çevirmemiz lazım. Yani çevirmeden gidersen çünkü oraya götüremiyorsun zaten. Evet. Geçmez de. Dolayısıyla nasıl çevireceksin? İşte Allah yolunda kullanarak çevireceksin. Yani. Evet. O zaman gerçek akıllılık budur ya. Yani senin soruna bir cevap aklıma geldi. Rahatlama hani beraberinde sanki farklı bir imtihan getiriyor evet. Gibi maddi rahatlamada. Şöyle de olabilir. Yani aslında eğer bir nefis muhasebesi yapmamız açısından düşünürsek sorunuzu, yani neden kullanılamıyor, imkanlar var gibi kullanılamıyor. O zaman nasıl kazandığımıza bakmak lazım. Yani eğer gerçekten parayı, malı, makamı, mevkiyi hayırlarda kullanmak için oraya meşru yoldan, helal yoldan ulaşmak lazım. Belki de şu anda en çok düşüneceğimiz bir mesele bu. Acaba mal elde ederken helal yollardan elde etme konusunda gerekli dikkat gösterilmediği için mi mala kavuşunca o malı hayırda kullanmak zor geliyor? Yani bu muhasebe yapmamız lazım. Mesela bir makam mevkiye de meşru yoldan, helal yoldan, zillete düşmeden, başkalarını kötülemeden insan gelmişse orada hayırlı işler yapması kolay olur. Yok oraya zaten başkasını kötüleyerek, günahlara girerek, haramlara girerek, Allah'ın emirlerini unutarak gelmişse zaten koltuğa oturduğu gün ayakta kalacak hali kalmamış. Yaralı, çok yaralı. Mal da böyle. Yani malı kazanırken namazlar terk edildiyse, haramlara girildiyse, kul hakkı çiğnendiyse, yani o mala kavuşunca o malı doğru kullanmak, yerinde kullanmak mümkün olmaz. Yani evet. O malı o zaman kişi kendisinin olduğunu zanneder, nefsi ona sahip çıkar. Onun için belki de nefis muhasebesinde şunu yapmamız lazım. Yani acaba mal elde etme konusundaki imtihanımızda dikkatli oluyor muyuz? Eğer herkes fert olarak bakacağız, biz kimseyi de suçlamayacağız, cemiyet toptan suçlamak yok. Tabii. Fert olarak eğer biz Allah'ın verdiği imkanlarla gevşiyorsak, yani o imkanları ebedi saadeti kazanmaya vesile olacak hayırlarda kullanamıyorsak, hemen arkaya bakmalıyız. Acaba bunları elde ederken helal yollardan elde etmedik mi? Haram sızdı mı içine? Haram sızdıysa insanın hayırlarda kullanma takati kalmayabiliyor.
Bunu düşünmek lazım. Evet. Bu önemli. Nereden geldi ki nereye gidiyor? Evet tabii bazen şöyle söyleniyor ya, ben onu dikkate değer buluyorum. Yani bir insanın malı nasıl kullandığına baktığında nasıl kazandığı konusunda bir aynadır. Nasıl kullandığı, güzel kullanıyorsa demek güzel kazanmaya çalışmıştır. Helal yerlere kullanıyor, Allah'ın razı olacağı yerlere sarf ediyorsa kazanması güzeldir. Nasıl kazandığına bak, helal yoldan kazanmaya dikkat ediyorsa nasıl harcayacağının da aynasıdır. Orada görünür. Evet. Eğer biz şu anda Müslüman alemi olarak Allah'ın verdiği imkanları iyi kullanamıyorsak, o zaman farzları yerine getirme, helal yoldan mal elde etmeye dikkat etme konusunda bir şiddetli, ciddi muhasebeye ihtiyaç var demektir. Yoksa şunu söyleyemeyiz. Bazen şöyle diyorlar. Şimdi dünyanın başka ülkelerine zulmeden ülkelerine bakıp da onlara imrenmek de çok tehlikeli. Yani biz niye öyle değiliz? Biz niye öyle değiliz derken biz öyle zalim olamayız ki. Yani bir ülke elindeki maddi imkanları, teknolojiyi, insan haklarını çiğnemekte kullanıyorsa ona asla imrenmemek lazım. O acınacak vaziyette. Yani evet. Bizim gerçekten maddi imkanları dünya ahiret saadetine vesile olacak şekilde kullanmaya dikkat etmemiz lazım. O da helal kazanç. Malı kazanırken helal kazanmaya, helal yoldan kazanmaya. Ne kadar dikkat edersek güzel yerlere harcamayı Cenab-ı Hak o kadar kolaylaştırır. Şimdi yine izleyicilerimizin muhtemelen bir kısmının özellikle zihninde çok önemli bir soru işaretidir tahminiyle sormak istiyorum ama ara vereceğiz. Aradan sonra inşallah cevabınızı almış oluruz. Şu anda içinde bulunduğumuz dönem karışık, değişik bir dönem. Bu dönemin kendisine göre bazı ekonomik kuralları var. Mesela ticaret yapan izleyicilerimizden bir kısmı bahsettiğiniz gibi helal kazanmayı çok önemseyen insanlardır. Helal haram kaygısı yüksek seviyede ve Allah'ın razı olmayacağı bir işi yapmaktansa hiç yapmayayım daha iyi diyen insanlar var. Ama hani şu anda mesela bizim kazancımızın bir kısmı dolayısıyla kötü insanların da eline geçme riski var. İşte kredi kartı sistemiyle, bankalar aracılığıyla yapılan işlemler dolayısıyla veyahut da yabancı menşeli bazı ürünlerin bizim dükkanımızda satılması vesilesiyle falan. Ama ister istemez hani başka türlü bu şeyde ekonomik sistemde ayakta durma imkanı da yok. O zaman ne yapmak lazım? Nasıl bir hassasiyet, nasıl bir tavır sergilemek doğru olandır? Bunu ben sorayım, biraz düşünelim. Ondan sonra aramızdan sonra inşallah cevabını almaya çalışalım. Değerli dostlarımız, Kur'an günündeki beraberliğimiz inşallah birazdan devam edecek.